Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, modern fizik koluya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Palme LYS 17. deneme ile devam ediyoruz. O noktasını etkileyen aynı düzlemli F1, F2, F3, F4, F5 kuvvetlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sevgili dostlar, burada uç yüze eklememiz görüldüğü gibi biraz zor. Burada hemen bileşenlerini ayırma anlatıyorum size. En pratik yöntem. Bakın, sağa doğru ne var arkadaşlar? 3 var. 3 de buradan var. 6 diyoruz. Sola doğru 2 buradan. 1 de buradan. 3 diyoruz. Yukarı doğru 2 bundan. 2 bundan. 2 bundan. Yani y eksenindeki bileşenlerini topluyorum. 2 artı 2 artı 1. 5 diyoruz. Aşağı doğru 2 buradan, 2 de buradan görüldüğü gibi arkadaşlar 4 diyoruz. O halde 6'dan 3 çıkarttık. Sağa doğru ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. 5'ten 4 çıkardık. Yukarı doğru 1 kaldı. O halde arkadaşlar sağa doğru görüldüğü gibi 3, yukarı doğru 1. Yani cevabımız Celikan. Eşit bölmeli düzgün ve türde çubuk şekildeki gibi tavana iple bağlı F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde düşey olarak dengededir. Buna göre F1 artı F3 eşittir. F2 değil, eksi F2 olmalıdır. Sola doğru çeken kuvvetlerin toplamı sağa doğru çeken kuvvetlerin toplamına eşit büyüklükte ve zıt yönde. Yani burada eksi olmuş olsaydı doğru olacaktı. Görüldüğü gibi sola doğru sağa doğru eşit olamaz. Hemen biri eliyoruz. Biri eleyince cevabımız direkt kendisi çıktı. Sevgili dostlar, F1 ile F3'ün bileşkesinin uygulama noktası tam F2'nin üzerinde olmalıdır. O halde F1 artı F3. Büyüklüğü olarak arkadaşlar görüldüğü gibi F1 artı F3 şuradan bir birim ve bir birim olduğuna göre bu noktaya göre tork aldığımızda F olmalıdır. Yani F1 ile F3'ün bileşkesi eşit büyüklükte olmalıdır. Ve F2 de arkadaşlar mecburen toplam olarak F1 artı F3'e eşittir. Dolayısıyla F2 eşittir F artı F nedir arkadaşlar? 2F. Yani F2 F1'den de F3'ten de nedir? Büyüktür. Cevabımız Diyarbakır. Sevgili dostlar, şu noktaya göre de tork alırsak daha uzun bir yoldan bulmuş olabiliriz. F1 çarpı 1 artı F3 çarpı 3. Yani F1 artı 3 F3 eşittir F2 çarpı 2, yani 2 F2. Bir de arkadaşlar büyüklüğü olarak F1 artı F3 F1 artı F3 eşittir F2. Bu iki denklemi de arkadaşlar çözdüğümüzde F1 ile F3'ün eşit olduğunu görebilirsiniz. Ama şu çok pratik bir yöntem. Bakın, paralel ve aynı yönlü iki kuvvetin bileşkesi tam ortada olduğuna göre bunlar ne olmalıdır? Eşit büyüklükte olmalıdır. Makar aralıklarının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerdeki T1, T2 ve T3 gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Hemen şuradan bakıyoruz sevgili dostlar. Bu ipteki gerilme neye eşit olmalı? X'e eşit olmalı. Ya da buna T diyelim kısaca. Bu da T'dir. Bu da T'dir sevgili dostlar. Şimdi bu ipteki gerilme ne olmak zorundadır? 2T olmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, ağırlıklar, makar ağırlıklar önemsiz olduğuna göre yukarı doğru T artı T 2T, aşağı doğru ne olmalıdır? 2T olmalıdır. O halde bu ipteki gerilme ne olmalıdır? 2T olmalıdır. T3 eşittir aşağı doğru 2T artı Z'nin ağırlığı. 2T artı Z'nin ağırlığı diyoruz. O halde T1 2T'ye eşit. T2 2T'ye eşit. Fakat görüldüğü gibi arkadaşlar T3 2T'den daha büyük. O halde ne diyoruz? Cevabımız Diyarbakır. Bir halterci 100 kilogram kütleli halteri yerden 2,1 metre yükseğe 10 kez kaldırdığında harcadığı mekanik enerjinin kalori cinsinden değeri nedir? Burada arkadaşlar harcamış olduğu enerji kaç kez kaldırıyor? 10 kez kaldırıyor. MGH diyoruz. Bu kadar potansiyel enerji ne yapmış oldu buna? Devretmiş oldu. O halde 10 çarpı
Arkadaşlar 100 kilogram çarpı g nedir? 10'dur ve 2,1'dir. O halde arkadaşlar şurası joule cinsinden. Bunu 4,2'ye böldüğümüzde de kalori cinsinden bulmuş olacağız. 10 çarpı 10. Yani arkadaşlar 100 çarpı 100 görüldüğü gibi 10.000, 1, 2, 3, 4, 0 çarpı 2,1 bölü 4,2. İşte arkadaşlar şurası 2'dir. 10.000 bölü 2 cevabımız Adıyaman. Düşey kesti şekildeki gibi verilen yolun sadece LM bölümü sürtünmelidir. K'dan serbest bırakılan cisim M noktasında duruyor. Cisme LM bölümünde etki eden sürtünme kuvveti kaç mg'dir? Sevgili dostlar, cisim bu noktada durduğuna göre buradaki potansiyel enerji burada sürtünmeden dolayı ne yapılmıştır? Isıya dönüşmüştür. Yani arkadaşlar kaybedilen potansiyel enerji ısıya dönüştü diyoruz. O halde 2 mgh'ımız eşittir ısıya dönüşen enerjinin efse çarpı x olduğunu biliyoruz. 30, 60, 90 dik üçgeninden burada arkadaşlar x eşittir 2h olduğunu görüyorsunuz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Bu durumda arkadaşlar efse çarpı 2h diyoruz. Ve 2h'ları sadeleştirince efse eşittir mg cevabımız Celikan. Düşey düzlemde şekildeki gibi bükülmüş düzgün ve türdeş tel hangi noktadan asılırsa şekildeki konumdan düşey dengede kalır. Sevgili dostlar, görüldüğü gibi şu iki parçanın ağırlık merkezi şu noktadadır ve şuradaki parçanın ağırlık merkezi de nedir? Bunları şöyle birleştirdiğimizde ağırlık merkezinin burada olduğunu görüyorsunuz. Ya da arkadaşlar iki parça burada, iki parça burada bakınız. Paralel ve aynı yönlü 2P'ye 2P dediğimizde bileşkesi tam orta noktası. Paralel aynı yönlü iki kuvvetin bileşkesi o halde 4P. Bu şekilde de gördüğünüzde uzantısı nereden geçiyor? M'den. O halde nereden asarsak asalım arkadaşlar, şu ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Direkt M'nin altında olduğu için M'den astığımızda ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçeceğinden dolayı asıldığı gibi dengede kalır. Cevabımız Diyarbekir. T eşittir 0 anında şekildeki konumlarda olan cisimlerden K cismi V hızı ile düşey yukarı yönde, L cismi ise V hızı ile düşey aşağı yönde fırlatılıyor. Cisimlerin uçuş sürelerinin oranı nedir? Sevgili dostlar, görüldüğü gibi V hızıyla bu atıl daha yüksekliğine çıktı. Tekrar düştüğünde yine arkadaşlar aynı yüksekliğe V hızıyla gelmiş olacak. Görüldüğü gibi H 3H 5H 3-5 diye gidiyor sevgili dostlar. O halde serbest bırakılan cisim H 3H 5H yani arkadaşlar T süre, T süre, T süre. T sürede düştüğüne göre T sürede çıkmıştır. T artı T artı 2T eşittir 4T diyoruz K için. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde şuradan V hızıyla atılmış 1, 3, 2T süre ise aynısı görüldüğü gibi 2T. O halde L'de 2T sürede düşmüş cevabımız Celikan. Özdeş KL iletken küreleri sırasıyla artı Q, eksi Q, 2 ile yüklü iletken yüklüyken yalıtkan X ve Y ipleriyle asılarak düşeyde dengededir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetleri TX ve TY olmaktadır. Küreler birbirine dokundurulup tekrar aynı konumlara dengeye gelmeler sağlanırsa iplerdeki gerilme kuvvetleri öncekine göre nasıl değişir? Bu X ipindeki gerilme sevgili dostlar her zaman bu iki kürenin ağırlığına eşittir. Özdeş olduğuna göre G artı G 2G olacaktır. Burada ise arkadaşlar şu anda TY ipindeki gerilme G eksi F'e eşittir. X ipindeki gerilme elektriksel kuvvetlere bağlı olmadığı için kesinlikle değişmez diyoruz. Şimdi arkadaşlar dokundurduğumuzda toplam yük 0 olduğu için elektriksel kuvvet 0 olur. Yani direkt G olur. G eksi F'ken G oldu. Yani artar Elazığ diyoruz. Şekildeki devrede AB arasındaki eşdeğer sıga 1 mikrofarad olduğuna göre X sıgacının sıgası kaç mikro
farattır. Sevgili dostlar, görüldüğü gibi 3 ile 3 birbirine seri. Şu kolda arkadaşlar seri, paralel ve en son 2 tane 3'e seri. Bunların arkadaşlar bir olabilmesi için bakınız şu 3'tür, bu 3'tür. Bunu buraya aldım. Bunun tamamını da buraya aldım. Buranın tamamının bir olabilmesi için bunun da 3 olması gerekiyor. 3 bölü 3 1 olsun. O halde bunun tamamının 3 olabilmesi için 2 ile neyi toplarsam 3 1. O halde şu kısmın 1 olması gerekiyor. 2 ile neyi paralel bağlarsak 1 olur. Tabii ki 2, 2 bölü 2'den 1 cevabımız Elazığ. Bor atom modeline göre tek elektronlu bulunan, lityum atomunda n'inci bor yörüngesinde iken toplam enerjimiz eksi 3,4 elektron volt. Buna göre n yörünge numarası nedir? Sevgili dostlar, buradaki ilkemiz n'inci yörüngedeki elektronun tek elektronlu atomlarda bor atom modeline göre eksi 13,6 z kare bölü n kare olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar bunun yerine eksi 3,4 yazdığımızda şu eksiler sadeleşecek. 3,4 eşittir 13,6 çarpı atom numaramız kaç? 3. 3'ün karesi ne? 9 bölü n kare diyoruz sevgili dostlar. O halde bu işlemleri yaptığınız arkadaşlar cevabımızın 6 olduğunu göreceksiniz. Her şeyi Metin Hoca'dan beklemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu işlemi bir zahmet yapıyoruz. Arkadaşlar yine de sizin için buradan n kareyi çektim. 136 çarpı 9 bölü 34 virgülleri kaldırdık. 34, 136 arkadaşlar 68 çarpı 2, 2 katıdır. 4 kere 9, 36, n eşittir 6. Elektriksel potansiyel fark çarpı elektrik yükü yani V çarpı Q'nun yapılan işi verdiğini biliyorum. Dolayısıyla bunun da joule olduğunu biliyoruz. T eşittir 0 anında hareketsiz olan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Doğrusal yörüngede hareket eden cismin 0T, T2T, 2T3T zaman aralıklarında aldığı yolların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Güzel kardeşlerim, şunu söyledik. İvme zaman grafiği verilip de bize yer değiştirme soruluyorsa mutlaka hız zaman grafiğini çizerek oradan gidiyoruz. Bakınız arkadaşlar, hız değişimlerini yazıyorum alanlara. O halde 0T aralığında 2 ve sonra arkadaşlar V kadar arttı. Sonra V kadar azaldı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şu alanlara baktığınızda güzel insanlar şurası X1, X2 ve X3. X2 ile X3'ün birbirine eşit ve X1'den büyük olduğunu sevgili dostlar görüyoruz. Cevabımız Celikan. Sonsuz uzunluktaki düz teller ile çembersel telden aynı büyüklükte ve gösterilen yönlerde iyi akımları geçmektedir. KOL noktalarındaki bileşken manyetik alanların büyüklük karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili dostlar, K ve L noktalarına baktığınızda arkadaşlar şu O noktasına göre simetrik olduğunu ve işte arkadaşlar bunun oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Burada arkadaşlar bunun oluşturduğu manyetik alan içe doğru. Burada ise arkadaşlar bunun oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Bunun burada oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar içe doğru. Ve arkadaşlar burada simetrik olduğundan dolayı, akımlar da eşit olduğundan dolayı K ve L'deki manyetik alan büyüklüklerinin eşit olduğu görülmektedir. Örneğin arkadaşlar buradan olan uzaklığı nedir? 1, 2, 3. Bunu arkadaşlar B dersek bu ne olacaktır? 3B olacaktır. Aynı şekilde bu 3B ise bunun burada oluşturduğu B olacaktır. Çıkarttığımızda 2B, çıkarttığımızda 2B. O'daki ise arkadaşlar en büyük olduğu görülüyor. Bakın bu telin burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru 3B. Bu telin burada oluşturduğu manyetik alan yine arkadaşlar içe doğru 3B. Sağ el kuralını uygulayın güzel insanlar. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde avuç içine aldığınızda burada 4 parmağınız ne yapıyor? İçe doğru gidiyor. Aynı şekilde 4 parmağınız içe doğru gidiyor. Şimdi burada ise arkadaşlar ne yapıyoruz?
dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde sevgili dostlar. Baş parmağımız ne yapacaktır? Dört parmak akımı yönünü gösterecek şekilde çemberi avuçladığımızda, avuç içine aldığımızda baş parmağımız içi gösteriyor. Bu da arkadaşlar yine pi değerine 3 dersek 3b oluşur diyoruz. Hatta buradaki arkadaşlar 9b olacaktır. Bir de pi çarpanı geliyor. Sevgili dostlar görüldüğü gibi burada hepsi içe doğru topladığımızda O'daki en büyük K ve L'dekinin de eşit olduğu görülmektedir. Diyar Bekir. Bu kadar ayrıntılı işlem yapmaya da gerek yoktu. Maksat arkadaşlar ben bunları kafanızda bir şüphe kalmasın. Dolayısıyla bu ikisinin eşit bunların hep aynı yönde olmasından dolayı bile şu ikisinin bile aynı yönde olması buranın en büyük olması için yeterlidir diyoruz. Sayfa düzlemine dik içe doğru olan düzgün manyetik alanın büyüklüğü B'dir. Bu alan içinde V hızında Q yüklü parçacık R yarıçaplı düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Parçacığın çemberin merkezine göre açısal momentumu aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile hesaplanabilir? Sevgili dostlar görüldüğü gibi burada M yoktur. Çünkü açısal momentumumuz M ve R'dir. O halde arkadaşlar M'i yok edecek bir işlem yapmamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlar R'nin mavi kubbe olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar M'i çekecek olursak QBR bölü V olduğunu yerine yazalım arkadaşlar. QBR bölü V çarpı V çarpı R. O halde QBR kare cevabımız Celikan. Aralarında düzgün elektrik alan oluşan paralel levhalar V potansiyel farkı altında yüklenmiştir. K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık L noktasından P momentumuyla sistemin dışına çıkmaktadır. Buna göre niceliklerinden hangileri tek başına artarsa parçacığın L noktasındaki momentumu artar. Sevgili dostlar momentumumuz M çarpı V'dir. O halde parçacığın kütlesini arttırırsan artar. Levhalar arasındaki uzaklık arkadaşlar ne M'i arttırır ne V'yi arttırır. Çünkü arkadaşlar yapılan işin Q çarpı V olduğunu buradaki potansiyel fark. Bunun da 1 bölü 2 M V kare olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlarım. O halde buradaki arkadaşlar D'nin artıp azalması hızda hiçbir etki meydana getirmeyecektir diyoruz. O halde sevgili dostlar burada levhalar arasındaki potansiyel farkı arttırdığımızda hızı ne yapacaktır? Artacaktır. O halde levhalar arası uzaklıkla işimiz yok. Cevabımız Celikan diyoruz. Sevgili dostlar olaya şöyle de yaklaşabiliriz. Kinetik enerjimizin P kare bölü 2M olduğunu biliyoruz. Burada yapılan işin arkadaşlar direkt kinetik enerjiye dönüştüğünü biliyoruz. Buradan P kare eşittir ekinetik çarpı 2m. İşte arkadaşlar burada parçacığın kütlesini arttırdığımızda momentumun arttığı görülüyor. Levhalar arasındaki potansiyel fark arttığında kinetik enerji artar. Momentumun arttığı görülüyor. Akıntı hızı kıyıya paralel sabit veya olan nehrin A ve B noktalarından kıyıya paralel suya göre Vx ve Y hızları ile iki motor aynı anda birbirine doğru harekete geçiyor. İki motor T süre sonra karşılaşıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri tek başına değişirse T süresi değişmez. Sevgili dostlar bu cismin görüldüğü gibi suya göre hızı Vx artı V akıntıdır. Bunun ise arkadaşlar suya göre diyorum yere göre hızı Vy eksi V akıntıdır. Vy eksi V akıntıdır. Dolayısıyla sevgili dostlar burada alınan toplam yol Vx artı Va çarpı T artı Vy eksi Va çarpı T. İşte arkadaşlar T'leri paranteze açarsak buradan x eşittir Vx çarpı T artı Vy çarpı T olduğunu görüyoruz. X eşittir T çarpı Vx artı Vy ve arkadaşlar T çarpı Vx eksi Vy.
Buradan arkadaşlar artı vxt eksi vyt, şurada artı vyt, yani v akıntı çarpı t, v akıntı çarpı t sadeleşiyor. Kısaca arkadaşlar görüldüğü gibi kavuşma süresi akıntı hızına bağlı değil. Çünkü buradaki bağıl hız akıntı hızına bağlı değil. Aynı gözlem çerçevesinde hareket eden iki cismin bağıl hızı bu gözlem çerçevesinin hızına bağlı değil. Örneğin arkadaşlar dünya üzerinde hareket eden iki cismin bağıl hızını bulurken dünyanın hızını katıyor muyuz? Hayır. Niye? Çünkü her ikisinde hızı dünyanın hızına eşittir. O halde cevabımız arkadaşlar Adıyaman. Doğru boyunca hareket eden KLM araçlarının t eşittir 0 andaki hızları 0'dır. Araçların 0-2t aralığındaki yer değiştirmelerinin büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Güzel kardeşlerim, ne dedik? İvme zaman grafiği verilmişse mutlaka bundan hız zaman grafiğini çizmelisiniz. Önce pozitif yönde v kadar, sonra eksi v, yani durdu. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu da tam tersi, önce negatif yönde eksi v, sonra artı v ve durdu. Arkadaşlar bu olanın bu alana eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada ise arkadaşlar 2t süre boyunca ne yapıyor? Hızlanıyor. O halde şurada üçgenlerin alanına x deseniz yer değiştirmemiz 2x. Yer değiştirmemiz 2x. 2x. Burada ise arkadaşlar x'e 3x olduğunu görüyorsunuz. Ve 4x. O halde cevabımız Elazığ. Sürtünme sisteminde farklı eğimleri olan eşit yüksekteki eğik düzlemlerin tepe noktasından KL özdeş cisimleri ilkesiz bırakılıyor. K cismi A noktasına T1, L cismi B noktasına T2 sürede ulaşıyor. T1 bölü T2 nedir? Bu açının 90 olduğunu görüyoruz. 37'nin karşısı 3, 53'ün karşısının 4 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada aynı yüksekten geldiği için arkadaşlar yere geldikleri andaki hızlarının V olacağını da biliyoruz. Sevgili dostlar, enerjinin korunumundan V kare eşittir 2GH. Aynı yüksekten bırakılan cisimler arkadaşlar sürtünmesiz ortamlarda yere aynı hızla gelirler. Görüldüğü gibi ortalama hızlarımız da eşit. Çünkü ivme sabit. Ortalama hızımız V bölü 2. Ortalama hızımız V bölü 2. O halde alınan yol ortalama hızlar aynı olduğu için süreyle doğru orantılı. Buradaki arkadaşlar 4 eşittir V bölü 2 çarpı T1. 3 eşittir V bölü 2 çarpı T2 diyoruz. Ve sadeleşince 4 bölü 3 Diyarbakır. Uzunluğu 1 metre olan bir ipin ucuna bağlanan 2 kilogram kütleli cisim 1 saniyede 1 tur yapacak şekilde yatay düzlem üzerinde döndürülüyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaşlar 1 saniyede 1 tur atıyorsa frekansımız 1 bölü 1, 1 olacak. Tabii ki periyodumuz da 1. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi ipteki gerilme kuvveti aşağı doğru mg ile hiçbir işimiz yok. Merkezcil kuvvete eşittir. M v kare bölü r diyoruz sevgili dostlar. Burada görüldüğü gibi uzunluğu da 1 metre. R yerine de arkadaşlar 1 alıyoruz. O halde burada hızımızı buluyoruz. V eşittir 2 pi r bölü t diyoruz. Pi yerine 3 aldığımızda 6 çarpı 1 bölü 1. O halde ne diyoruz? Hızımız 6. Sevgili dostlar, merkezcil kuvvetimiz mv kare bölü r'den 2 çarpı 6 kare, 2 çarpı 6 kare bölü r'yi de 1 vermiş. 2 çarpı 36, 72 Newton cevabımız Adıyaman. Özdeş yaylardan oluşturulan iki yay sisteminin uçlarına asılı olan x ve y cisimlerinin kütle değerleri m ve 3m'dir. X'in ve y'nin yaptığı basit harmonik hareketlerin periyotları oranı nedir? Sevgili dostlar, önce bunların keşini bulalım. Görüldüğü gibi k bölü 2. Burası arkadaşlar 2k. 2k ile k görüldüğü gibi seri olduğu için çarpımları bölü toplamları 2k bölü 3. O halde periyodun arkadaşlar tam ek olduğunu biliyoruz. T eşittir 2 pi kök m bölü k.
O halde arkadaşlar iki piler aynı, sadeleştiriyoruz, yazmayalım. Tx eşittir ve ty eşittir bölü arkadaşlar büyük şöyle görüldüğü gibi karekök içerisine alalım. Ayrı ayrı almayalım. M bölü k bölü 2 ters çevirip çarpalım. M bölü k bölü 2 bölü diyoruz arkadaşlar. 3m bölü 2k bölü 3 dedik. Ters çevir çarptığımızda 2m bölü k kök içerisinde 2m bölü k bölü sevgili dostlar ters çevir çarptığımızda 9m bölü 2k görüldüğü gibi m bölü k'ler sadeleşiyor. Ters çevir çarptığımızda kök içerisinde 4 bölü 9. 4 bölü 9 da arkadaşlar 2 bölü 3 olarak kök dışına çıkıyor. Momentumu P olan bir bilye yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde K yüzeyine O noktasında şekil 1'deki gibi esnek olarak çarparak yansıyor. Yansımadan sonra bu bilyenin momentumundaki değişimini gösteren vektör hangisidir? Momentum değişimi. İşte arkadaşlar geldi ve çarptı, yansıdı esnek olarak. İşte arkadaşlar bu P1'dir. Bu da P2'dir. Delta P momentumdaki değişim P2-P1 olduğunu biliyoruz. Bu da arkadaşlar pratik olarak başlangıç noktalarını bir araya getir. P1'den P2'ye çiz. Cevabımız görüldüğü gibi ne oldu arkadaşlar? Celikan oldu. Ya da P1 arkadaşlar ters çevirip toplayabilirsiniz. Ucuca ekleme ya da arkadaşlar paralel kenar yöntemi. İşte arkadaşlar P2 eksi P1. P1'i ters çevirip topladığımda görüldüğü gibi aynı sonuca ulaşıyoruz. Sürtünmesiz doğrusal yolda durgun halden harekete geçirilen bir cismin kuvvet yol grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin kinetik enerji yol grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar görüldüğü gibi kuvvet arttığı için yapılan iş artarak artmaktadır. Eğim artmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar zaten enerji yol grafiğinde eğim bize neyi verecek? Kuvveti verecek. O halde burada eğim artmalı. Burada ise arkadaşlar eğim sabit olmalı. Sıfır olmamalı. Burada yapılan iş arkadaşlar W ise burada yapılan işin W, 2W olduğunu. Dolayısıyla burada cismin kinetik enerjisi E kadar artmışsa burada 2E kadar arttığını görüyoruz. Zaten bunları eledik sevgili dostlar. E artı 2, 3E olmalı. Evet, E artı 2, 3E. Görüldüğü gibi eğim artıyor, kuvvet artıyor. Eğim sabit, kuvvet sabit. Elazığ. Sonsuz uzunluktaki X, Y, Z telleri sayfa düzlemine birbirine yalıtılmış olarak şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Tellerden geçen akımlar eşit büyüklükte olduğuna göre K noktasındaki bileşken manyetik alan şiddetinin L noktasındakine oranı nedir? Sevgili dostlar, manyetik alanın büyüklüğü B eşittir K 2I bölü D olduğunu biliyoruz. Şunların sabit olduğunu biliyorum. Burada arkadaşlar uzaklık 2, 1, 1, uzaklık 1, 2. O halde arkadaşlar 2 birim uzaktakinin oluşturduğu manyetik alana B dersek, görüldüğü gibi arkadaşlar dışa doğru B ya da kısaca 1 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna 1 diyelim. Bunun arkadaşlar oluşturduğu uzaklık gerindiği için 2 katı, yani arkadaşlar ters orantılı. Bu da dışa doğru arkadaşlar 2. Görüldüğü gibi şunun oluşturduğu arkadaşlar dışa doğru 2. O halde arkadaşlar topladığımızda dışa doğru 5. Şimdi L noktasına bakalım. Şu telin oluşturduğu arkadaşlar baş parmak akımı yönünü gösterecek şekilde çemberi avuç içine aldığınızda burada arkadaşlar içe doğru, burada dışa doğru, dışa doğru 2 olduğunu görüyoruz. Bunun ise arkadaşlar yine aynı sağ el kuralından burada arkadaşlar dışa doğru 1 olduğunu görüyoruz. Bunun ise arkadaşlar burada oluşturduğu manyetik alanın içe doğru 1 olduğunu görüyoruz. Bunlar birbirini götürdüğüne kaldı 2. Burada ise 2 artı 2 artı 1, 5. Cevabımız 5 bölü 2. Şekildeki alternatif akım devresinden geçen akımın etkin değeri 2 kök 2 ve frekansı 50 saniye üzeri eksi 1.
Ağaca geriliminin anlık değerini veren zamana bağlı ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar bize sorulan şudur. V eşittir. V maksimum sinüs 2 pi f t. İşte arkadaşlar f'i biliyoruz zaten. 50, 100 pi t olacak. O halde arkadaşlar eledik. Eledik. Şimdi neyi bulmamız gerek arkadaşlar? V max'ı bulmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar i etkin 2 kök 2 eşittir. V etkin bölü r olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar v etkin eşittir 20 kök 2. O da v max bölü kök 2'den. V max eşittir 20 kök 2 çarpı kök 2 40 yapacaktır. Buraya da arkadaşlar 40 yazdığımızda v eşittir v max 40 çarpı sinüs 100 pt cevabımız Balıkesir. X, Y, Z, T özdeş çubuk mıknatıslarının kullanıldığı sistemde ağırlığı önemsiz çubuk düşey düzlemde şekildeki gibi yatay dengededir. Her bir mıknatısın ağırlığı G, X ile Y arasında oluşan manyetik kuvvetin büyüklüğü F ise E, G bölü F nedir? Demek ki arkadaşlar her bir mıknatısın ağırlığı G ne yapacak? NS'i çekecek, NS'i çekecek aşağı doğru, aşağı doğru. Buradaki kuvvet F ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için buradaki kuvvetimiz ne olmalıdır? 9 F olmalıdır. Bu noktaya göre tork aldığımızda G artı F çarpı 3 yani 3G artı 3F eşittir. G artı 9F çarpı 1 diyoruz sevgili dostlar. O halde sevgili arkadaşlar yazalım. G artı 9F. Evet, çubuğun ağırlığı önemsiz demiş zaten. Yoksa bunun ağırlığı da G olsaydı arkadaşlar onun da torkunu şuraya eklerdik. Hemen şuraya gönderiyoruz. 2G eşittir. Gönderiyoruz. 6F. Buradan G bölü F eşittir. 3 diyoruz. Diyarbakır. Bir ışık fotonunun hava ortamındaki momentumunun büyüklüğü P'dir. Bu ışık fotonunun cam ortam içindeki momentumunun büyüklüğü P cinsinden nedir? Sevgili dostlar momentumumuzun H bölü lambda olduğunu biliyoruz. Peki burada arkadaşlar ortama girdiğinde buradaki ortamdaki dalga boyumuz nedir? Lambda bölü n'den lambda bölü 2'dir. O halde P üssü eşittir H bölü lambda bölü 2. O da eşittir 2H bölü lambda yani 2P yani Diyarbakır. Çift yarıkla yapılan şekildeki Young deneyi düzeneğinde kullanılan tek dalga boylu ışığın dalga boyu lambda ve yarık düzlemi ile arası havadır. P noktasına ulaşan ışınlar için L2 eksi L1 yani arkadaşlar yol farkı 3 lambda bölü 2 olduğuna göre P noktası hangi girişim deseni veya saçak üzerindedir? Sevgili dostlar yol farkı görüldüğü gibi lambda bölü 2'nin tek katı olduğu için mutlaka karanlık olacaktır. Yol farkı arkadaşlar delta S eşittir. N eksi 1 bölü 2 lambda ise bu karanlıktır. Görüldüğü gibi 3 bölü 2 lambda. O halde buraya atıyoruz ve N eşittir 2 buluyoruz. İkinci karanlık saçak. Şekildeki fotoelektrik düzenekte katoda düşürülen ışığın dalga boyu 2480 angstrom. Katot maddesinin bağlanma enerjisi 3 elektron volt. Buna göre sistemde kesme potansiyel farkı kaç volttur? Sevgili dostlar öncelikle buradaki ışığın enerjisini fotonun enerjisini bulalım. Hacı bölü lambda diyoruz. 12400 bölü nedir arkadaşlar? 2480. 2480. Şunlar gider. Sadeleştirdiğimizde 2 kalır. 10 bölü 2 5 elektron volt. Bu fotonun enerjisi sevgili dostlar eşittir bağlanma enerjisi artı kinetik enerji ise kinetik enerjimizin 2 elektron volt olduğunu biliyoruz. İşte arkadaşlar bu kinetik enerjiyi sıfırlayan değere kesme potansiyeli diyoruz. Yani arkadaşlar
Bir nevi kesme potansiyelimiz kinetik enerjiye nedir? Eşittir diyoruz. Yüksek enerjili bir fotonun serbest elektronla yaptığı çarpışmada Compton saçılması meydana gelmektedir. Buna göre E foton, fotonun çarpışmadan önceki enerjisi, E elektron üssü, elektronun saçılmadan sonraki kinetik enerjisi, fotonun çarpışmadan önceki momentumu, saçılan fotonun momentumu. Arkadaşlar, burada enerjinin skaler olduğunu, momentum vektörü olduğunu biliyoruz. Gelen fotonun enerjisi eşittir saçılan fotonun enerjisi artı saçılan elektronun enerjisi diyoruz. İşte arkadaşlar, buna 5 diyoruz. Görüldüğü gibi 5 bölü 1. Buna 1 dersek bu ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Fotonun momentum arkadaşlar, E foton eşittir P çarpı C olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Çünkü bir fotonun arkadaşlar enerjisinin mc kare ile verildiğini, ışık hızına sahip olan tek şeyin foton olduğunu, bunun da arkadaşlar mc çarpı c, bunun da p çarpı c, işte arkadaşlar kütle ile hızın çarpımı. Dolayısıyla bir fotonun enerjisi momentum ile c ışık hızının çarpımıdır. Bundan dolayı arkadaşlar fotonun momentumu ile görüldüğü gibi enerjisi doğru orantılıdır. O halde 5 bölü 4 cevabımız Edirne. 5 bölü 4. Aşağıdaki sorunun cevabını ilgili alana yazıp kodlayınız. Bir elektrik devresinde elektrik akımını bir yönde geçirip diğer yönde geçirmeyen devre elemanı nedir? Aynı soruyu defaatle çözdük sevgili dostlar. Diyot diyoruz. Sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolej'de kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.